Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde edat, bağlaç, ünlem gibi sözcük türlerini işleyeceğiz. Biraz bunların özelliklerine değineceğiz. Birazcık örnek cümleler üzerinde bunları göstereceğiz. Bazı noktalarda mesela birazdan göreceksiniz. Hem edat hem bağlaç anlamına gelebilen kelimeler göreceğiz. Bunların farklılıklarını farklı cümlelerde tespit etmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle edat ve bağlacı bir beraber şöyle bir karşılaştırmaya başlayalım. Zor bir konu değildir bu konu. Kolay bir konudur sözcük türleri içerisinde. Yani bir zamire, bir zarfa göre daha aslında basit bir konudur edat bağlaç konusu ama yani önemli de bir konudur ayrıca. Şimdi ilgi için diğer adı edat. Biz daha çok edat ismiyle biliyoruz ama son yıllarda görüyoruz ki sınavlarda daha çok ilgeç ismi kullanılmış. Bakın bunu unutmayalım. İlgeç demek edat ya da edat demek ilgeç demek. Bir de benim bağlacım var. Bağlaç da adı üzerinde zaten bir şeyleri bağlama göreviyle kullanılacak olan kelimelere vereceğim isim olacaktır. Şimdi ilgeçe yani edata demişiz ki sözcükler arasında anlam ilgileri kurar. Bakın ilgeçler tek başına kullanıldığında birazdan göstereceğim ben bazı ilgeç olan kelimeleri buraya aldım. Hepsini alabilmem pek mümkün olmadı ama özellikle en fazla kullanılanları aldım. Bunların tek başına anlamı yok arkadaşlar. Şöyle yazayım. Tek başlarına anlamı yok. Tek başlarına anlamı olmayan ama sözcükler arasında anlam ilgileri kurmaya yarayan kelimelere ben ilgeç derim. Bakın anlam ilgisi kurduğu için zaten adı ilgeç olmuştur. Bağlaça geldiğimde bağlaçların da tek başına anlamı yoktur. Fakat bağlacın görevi artık anlam ilgisinden ziyade sözcükleri, bakın sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlamaktır. O da adı üzerinde. Bağlama göreviyle karşımıza çıkacak. Biri ilgi kuracak, adı ilgeç olacak. Biri bağlama göreviyle karşımıza gelecek, bağlaç olacak. Her ikisinin de tek başına anlamı yok diyeceğim ben. Şimdi ilgeçlere baktığımız zaman, ilgeçler buradaki kadar değil. Asla öyle düşünmeyelim. İlgeçler sayıca çok fazla. Ben daha sık kullanılanları almaya çalıştım. Mesela gibi, için, e göre, e kadar, üzere, değin, sadece, mi, bakın önemli bir ilgeçimdir. Edek, e karşı, bunların hepsi ilgeç göreviyle karşımıza çıkan kelimelerdir arkadaşlar. Bakın bazıları direkt kelimedir, bazıları ek şeklinde karşımıza çıkmıştır. Bunu da unutmayalım. Bağlaçlara geldiğimizde, bakın Türkçenin en önemli bağlaçlarından biri V bağlacını görüyorum. Veya, ama, fakat, bakın çok önemli bağlaçlardır bunlar Türkçe içerisinde. Ki bağlacım, ki yazımı sıkıntılı olan bir kelimedir ki bağlacı. Yazım kurallarında işlenir. Lakin, zira, çünkü, hem bağlacı, ne bağlacı, bile bağlacı, bakın. Ya da bağlacı önemli bağlaçlardandır ki bunun da yazımı karıştırılır ve ayrı yazılması gerekir. Ben en önemli bağlaçları ve en önemli edatları en çok karşımıza çıkanları aldım. Bunun dışında edatlar içerisinde arkadaşlar bakın bir tane ile edatı var. Bir de ben buraya ileyi bağlaç olarak alırım. Yani ile sözcüğü, bakın ile sözcüğü ortaya aldım. Hem ilgeç oldu hem bağlaç oldu. Sadece sözcüğünü ilgeç grubuna attım. Yalnız sözcüğünü bu gruba attım. Ama bir de yalnız sözcüğünü bakın bağlaç grubuna attım. Ancak sözcüğünü hem ilgeç attım hem bağlaç attım. Yani her ikisinde de yer aldı. Bakın ortak kelimeler var. Peki neye göre bunlar edat, neye göre bunlar bağlaç oluyor? Bunlar tamamen cümledeki kullanımlarına göre isimlendiriliyor. Ya edat diyorum ya bağlaç diyorum arkadaşlar. Yani onun için her zaman söylüyoruz sözcükler Türkçe'de
cümle içerisinde anlam kazanır, cümle içerisinde görev kazanırlar. Onun için sadece sözcüklerin işte altı çizili sözcükleri okumak yetmez. Tamamen cümleleri okumamız gerekir ki sözcüklerin görevlerini, sözcüklerin anlamlarını kavrayabilelim. Şimdi edat ve bağlaç demişiz yine. Her ikisinin de tek başına anlamı yoktur. Az önceki gibi. Bu neydi? Ortak noktaları. Tek başına anlamı olmayışı. Kullanıldıkları cümlede anlam kazanırlar. Mesela bakın soru işaretini koymuşum. Ben size desem ki kadar, kelimem kadar. Kadar kelimesi ne anlam ifade ediyor? Size dediğim zaman bana bir şey açıklayamazsınız. Çünkü tek başına bir anlamı yoktur. Ya da gibi sözcüğü ne anlam ifade ediyor dediğim zaman tek başına bir anlamı yoktur. Yani bir kırmızı sözcüğünü tanımlamak gibi ya da bir masa sözcüğünü tanımlamak gibi bir herhangi bir tanımı yoktur tek başına. Kadar ve gibi sözcüklerinin. Bu sözcükler ancak ve ancak cümlede anlam kazanırlar. Bakın mesela kadar sözcüğünü kullanmışım ben. Sabaha kadar ders çalıştı. Şimdi burada artık e kadar olarak aldığım zaman buradaki kadar sözcüğü cümleye arkadaşlar artık zaman anlamı katmıştır. Onun için ben bir anlam ilgisi kurduğu için ben bunu artık burada ilgeç diyebilirim. Bunu unutmayalım. Ya da geldim bağlaca. Bakın nasıl anlam kazanıyor cümle içerisinde. V bağlacı. Sordum V ne demek dedim. Bir şey diyemediniz. Ki dedim. Ne demek? Yine hiçbir tanım yapamadınız. Ya da D dedim. Hiçbir tanım yapamazsınız arkadaşlar. Bunların hepsi tek başına anlamı olmayan ama cümlede anlam kazanan kelimelerdir. Oku ki adam olasın. Bakın oku ki adam olasın. Yani senin adam olabilmenin koşulu, şartı okuman. Bakın adam olmanın şartı okuman. O zaman buraya bir anlam kattı mı artık? Kattı. Cümlede anlam kazandı mı? Kazandı. Benim ki bağlacım da zaten ayrı yazılır. Doğru da yazmışım. Artık bağlaç görevini verdim ben. Geldim. Edata. Edatın özelliğinden devam ettim. Sözcükler arası anlam ilgileri kurar. Onun için ilgeç dedim ben bunlara. Tilki gibi kurnaz çocuk. Bakın. Çocuğu ben burada aslında tilkiye benzettim. Benzetme ilgisi kurdum. Çok bariz bir şekilde. Bir de ben bakın. Burada zarf görevine getirdim artık. Yani benim ilgeçlerim farklı yani ilgeçlerimin olduğu gruplar farklı farklı sözcük türü görevlerine gelebilirler. Bunu da unutmayalım. El kadar bebek dediğimde ben el kadar bebek dedim. Nasıl bebek? El kadar bebek. Nasıl sorusuna cevap verdi? Artık kadar sözcüğü sıfatın içinde kaldı mı? Kaldı. O zaman benim buradaki edatım sıfat görevine de gelebilir. Bunu unutmayalım. Geldim bağlaçlara. Sözcükleri veya cümleleri bağlar demiştim. Onu aradım ama ulaşamadım. Şimdi benim bağlacım ama bağlacı. Çok sık kullanılan bir bağlaç Türkçe'de. Ama bağlacımdan önceki kısım farkında mısınız? Bir cümle. Onu aradım kısmı bir cümledir. Ulaşamadım kısmı da bir cümledir. Yani benim bağlacım iki cümleyi birbirine bağladı mı? Bağladı. Cümleleri bağlar. Kitap ve defter almaya çıktım dediğimde, bakın V bağlacı, sık kullanılan bağlaç. Kitap sözcüğü var. Burası bir cümle değil, burası sadece bir sözcük. Defter sözcüğü var. Burası da bir sözcük. Benim bağlacım neyi bağladı şu anda? Kelimeyi yani sözcükleri bağladı. Bunu da unutmayalım. Mesela bazı sorularda aşağıdakilerden hangisinde bağlaç farklı görevde kullanılmıştır diyebilir. Mesela 4 tanesinde cümle bağlarken bir tane şıkta kelime bağlayabilir ya da tam tersi göreve gelebilir. O yüzden buna dikkat edelim. Cümle de bağlayabilir, kelime de bağlayabilir. Geldim ile kısmına arkadaşlar. Şimdi ile kısmında bakın ben 2 tane buraya kısım açtım. İlenin yerine ve getirilebiliyorsa ve sözcüğü getirilebiliyorsa ilenin artık sözcük türü bağlaçtır arkadaşlar. Birbirinin yerine koyacağım.
Aslı ile Zeynep sinemaya gitti. Aslı ve Zeynep sinemaya gitti diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Artık buradaki ile ya bağlaç görevindedir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ama ile'nin yerine ben ve getirilemiyorsa bakın ve'yi getiremiyorsam artık oradaki ile bağlaç değil ilgeçtir. Aslı ile sinemaya gittim. Aslı ve sinemaya gittim olmuyor. O zaman burası bağlaç değil ilgeçtir. Yani aslında yapacağım şey çok basit. Sözcükleri birbirine yerine kullanacağım ben. Yine sıkıntılı bir tane kelimem yalnız sözcüğü. Bakın yalnız sözcüğü sadece anlamına geliyorsa, sadece anlamına geliyorsa ilgeçtir. Benimle yalnız sen gelebilirsin dediğimde, benimle sadece sen gelebilirsin. Benimle tek sen gelebilirsin, benimle bir tek sen gelebilirsin, benimle sadece sen gelebilirsin. Hepsinde aynı anlam çıkıyor farkındaysanız. Yani benim sadece kelimem yalnız anlamına geliyorsa bakın ya da yalnız kelimem sadece anlamına geliyorsa ilgeç görevinde kullanılacak. Peki yalnız sözcüğü başka ne türlü kullanılabilir? Eğer yalnız sözcüğüm ama fakat lakin anlamındaysa bağlaç. Benimle gelebilirsin. Yalnız beni üzmeyeceksin. Ama beni üzmeyeceksin. Fakat beni üzmeyeceksin. Lakin beni üzmeyeceksin. Bakın artık benim sözcüğüm bağlaç görevine geldi. Bu ufak ayrımlara dikkat edelim. Ancak sözcüğüne geldik yine. Şimdi ancak sözcüğü sadece anlamına geliyorsa ilgeç ama anlamına geliyorsa bağlaçtır. Bu işi ancak ben yaparım. Bu işi sadece ben yaparım. Bu işi tek ben yaparım. Bu işi bir ben yaparım. Ne oldu? Bakın sadece anlamına geldi. Bütün bu sözcükler. O zaman ne oldu? Burada ilgeç oldu. Ama anlamındaysa bağlaç. Beni aramıyor ancak ona iyi davranmamı bekliyor. Beni aramıyor ama ona iyi davranmamı bekliyor. Fakat ona iyi davranmamı bekliyor. Lakin ona iyi davranmamı bekliyor. Ne oldu görevim artık? Bağlaç oldu. Yani ben şu ana kadar ne gördüm aslında? Aynı kelimenin farklı farklı cümlelerde farklı farklı görevlere gelebileceğini gördüm. Buna lütfen dikkat edelim. Yani ben sadece kelimeyi okursam hata yaparım. Ben tamamen cümleyi okuyacağım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Geldim edatlar kısmına. Cümleden çıkarıldığında edatlar bakın anlam bozulur ya da anlam daralır. Sahile karşı çay iç dediğimde e karşı ben bunu sahil çay içti diyemem. Anlam bozulur arkadaşlar cümle düşer. Adam yel gibi gitti. Adam yel gitti diyemem arkadaşlar. Onun için anlam ya bozulacak cümle düşecek ya da anlam daralacak. Bakın edatlar anlam ilgileri kuruyor çünkü. Yani edatlar olmadan da aslında baktığınızda cümleler olmuyor arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Yine edatlar isimlerle öbekleşerek sıfat ya da zarf görevini üstlenebilirler. Az önce söylemiştim. Kapı gibi bir adamdı dediğimde. Bakın cümlem kapı gibi bir adamdı olsun. Buradaki edatım hangisi? Gibi edatım. Nasıl adam? Bakın isim burası. Doğru mu? İsme ben nasıl sorusunu sorarsam hangi sözcük türünü bulurum? Sıfatı bulurum. Nasıl adam? Kapı gibi bir adam. Bakın gibi edatı sıfatın içerisinde kaldı. Yay gibi gerildim. Gerilmek fiilim. Eğer ben fiilime bakın fiilime nasıl sorusunu sorarsam hangi sözcük türünü bulurum? Zarfı bulurum. Nasıl gerildim? Yay gibi. Benim edatım zarf oldu şu anda. Nasıl sinirleri vardı? Bakın nasıl sinirler? Nasıl sinirler? İsme sordum ben soruyu nasıl sorusunu. Çelik gibi sinirler. Edatım sıfatın içerisinde kaldı arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Yani bize tek bir soru gelmeyebilir. Bize aslında tek soru gibi görünüp iki soru gelebilir. Yani benim mesela burada hem edatı bilmem lazım, hem sıfatı bilmem lazım. Yeri geldiğinde zarfı bilmem gerekiyor. Cümleler içinde farklı farklı anlam ilişkileri kurar edatlar arkadaşlar. Bakın işi zaten anlam ilişkisi kurmak edatın. Çalışmak üzere odasına geçti. Çalışmak amacıyla odasına geçti. Kurdu ilgi ne?
Amaç ilgisi. Ders başlamak üzere. Üzere edatı. Bakın zaman anlamı kattı. Gürültü yapmamak üzere oynayabilirsin. Yani oynayabilmenin aslında koşulu, bakın koşul anlamı kattı. Gürültü yapmamak. Pasta almak için çıktı. Pasta almak amacıyla çıktı. Yine bir amaç ilgisi. Bağımsızlık için öldüler. Bağımsızlığın uğruna öldüler. Uğruna anlamı kattı. Onun için güzel şeyler söyledi. Onun hakkında anlamı kattı. Bakın çok farklı farklı anlamlar kattı edatlar. Zaten edatlarla ilgili gelen bir diğer soru kalıbı budur. Hangi anlam ilgisini kattığını sorar ki o da kolaydır arkadaşlar anlam ilgilerini bulmak. İşte amacı, zamanı, koşulu, hakkındayı, uğrundayı bulmak kolaydır. Yine devam edelim. Mesela gibi edatı hangi anlam ilgilerini katmış? Bir görelim. İnce gibi dişleri vardı. Bakın benzerlik ilgisi katmış. Saat 3 gibi buluşalım. 3 gibi yaklaşıklık anlamı kattı. Yarına gelecek gibi, yani gelmesi kesin değil, bakın ihtimal anlamını kattı. Senin gibi güzelini görmedim, bakın senin kadar. Karşılaştırma diğer kişilerle. Yani farkındaysanız ben buraya bir tane edat örneği aldım şu anda. 4 tane farklı farklı anlam ilgisi kullandım. Farklı farklı anlam ilgileri katabilir. Birazcık bağlaçları inceleyelim. Bazı bağlaçlar kelime tekrarı şeklinde olur. Bakın tek bir sözcükten oluşmaz. Yani o bağlacın kelimeler arasında farklı şeyler girebilir. Hem bağlacı vardır. Hem yüzsüz hem arsız. Ben bağlacı her iki kısımda alacağım. Unutmayalım. Ne gelen var ne giden. Ne bağlacını her iki kısımda alacağım. İster inan ister inanma. Bakın ister sözcüklerine bu bağlacı her iki kısımda alacağım. Bunu unutmayalım. Bu arada bağlaçlar, bakın arkadaşlar, bağlaçlarla ilgili bir not size. Bağlaçlar cümleden çıkarılınca edatlar gibi anlam bozulmaz. Yerine noktalama işaretiyle ben o bağlacın yokluğunu telafi edebilirim. Edatta ne oluyordu? Anlam bozuluyordu, cümle düşüyordu ya da en kötü anlam daralıyordu. Bağlaçta öyle bir durum söz konusu değil, anlam bozulmuyor bakın. Telafi ettiğim şeylere bir bakalım. Çantamı aradım ama bulamadım. Şimdi ama bağlacı var burada. Bakın cümleleri bağladı. İki cümleyi birbirine bağladı. Ben bu ama bağlacını atmak istediğim zaman çantamı aradım. Bakın ne yaptım? Ama bağlacının yerine bir tane virgül attım. Bulamadım. Cümle düştü mü? Düşmedi. Anlam bozuldu mu? Bozulmadı. O zaman ben bağlaçlar yerine, bazı bağlaçlar yerine virgül getirebilirim. Çantamı aradığımda bulamadım dediğimde aslında yine aynı şeyi söyledim. Peki burada ne yaptım? Cümleyi tam kapatmadım. Dığımda diyimde diye bir tane zarf fiil getirdim. Aynı aslında anlamı verdim. Yani farklı farklı alternatifler kullanabilirim ben bağlaçlar yerinde. Her bağlaç için olur mu? Her bağlaç için olmaz arkadaşlar ama bazı bağlaçlarda bunu kolaylıkla yapabilirim. Şimdi bağlaçların bir diğer görevi cümleleri, sözcükleri ve sözcük gruplarını bağlar demiştik. Bakın kürsüye çıktı ve metni okudu. V bağlacı. Bakın aslında burada cümleleri bağladı ve cümlelerin kapanışındaki bakın fiilleri bağladı. Siyah ve büyük gözleri vardı. V bağlacı. Kelimeleri bağladı. Bir. İkincisi nasıl gözler? Büyük gözler. Nasıl gözler? Siyah gözler. İsme nasıl sorusunu sordum. Neyi buldum? Sıfatları bağladı arkadaşlar. Duru ve Doruk bahçeye çıktı dediğimde. Duru ve Doruk. Bakın. Doruk ve Duru özel isim mi? Özel isim. Ama bahçeye çıkan kim dediğimde Duru özne. Bahçeye çıkan kim dediğinde yine Doruk öznedir. Neyi bağladı? Özneleri bağladı. Aslında bağlaçlar ve edatlar konusunda birden fazla şey bakmam gerekiyor. Ama hiçbir kafa karışıklığının olabileceği bir konu değil. Yani bu konuda birazcık soru çözdüğünüz zaman konu çok rahat bir şekilde kafanıza oturuyor. Çok çok daha rahat bir şekilde birçok konuya göre pekiştirilebiliyor. Pekiştirilmesi daha kolay bir konu arkadaşlar. Şimdi bazı bağlaçlar bizi farklı bakın. Farklı düşünmeye yönlendirir. Şimdi
Sevgiyi uzaklarda ararız ama mesela sevgi yakınımızdadır. Ben ama ile olumsuz bir şey söyleyecekken tam tersine çeviriyorum. Ya da dedim ki iyi çalıştı. Bakın iyi çalıştı. Güzel bir şeyle başladım cümleye. Fakat dedim doldurayım şuraya. Sınavı kazanamadı dedim. Ne oldu? Ben şimdi o cümleye olumlu başladım ama cümlem olumsuz gitti. Doğru mu? Yani beni farklı düşünmeye yönlendiriyor. Cümleye başlama şeklimle cümlenin bitiş şekli arasında farklılık var. İşleri yetiştiremedi. Bakın cümleye olumsuz başladım. Fiillerdeki mema olumsuzluk ekini bile kullandım ben burada. Olumsuz başladım cümleye. İşleri yetiştiremedi. Oysa ki ne diyelim çok çalışmıştı. Ben şimdi burada ne yaptım? Olumlu bir şey söyledim. Yani bazı bağlaçlar beni farklı düşünmeye yönlendirir arkadaşlar. Sözcükler cümlelerde farklı görevler kazanabilir. Bakın bu önemlidir. Çok önemlidir. Hatta önemli soru kalıpları gelir buradan. Önemli sorular gelir. Şimdi şöyle bakacağım. Örnek veriyorum. Burada kelimem, şuraya kelimemi de yazayım. Doğru kelimesini almışım ben burada. Şimdi doğru kelimesinin 4 tane kullanımından bahsetmişim. 4 kullanımı ile ilgili 4 tane örnek cümle vermişim. Ben size az önce dedim ki sakın ola ki kelimeleri sadece okuyup geçmeyin, cümleleri okuyun. Çünkü Türkçe'de sözcükler cümle içerisinde anlam kazanırlar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Doğru laf yemin istemez. Bakın, doğru sözcüğünün buradaki görevi ne? Sözcük türü olarak görevini sordum. Nasıl laf? Doğru laf. Ben ismi nasıl sorusunu sordum mu? Sordum. Artık bu sıfat görevinde. Niteleme sıfat oldu. Akşama doğru neşem kaçtı. Bakın doğru. Doğru önemli bir edattır. İlgeçtir. Peki burada kattığı anlam ne? Zaman anlamı kattı ve ilgeç görevinde kullanıldı. Eğri oturup doğru konuşalım. Konuşmak benim fiilim. Fiile ben nasıl sorusunu sorduğum zaman neyi bulurum? Zarfı bulurum. Benim doğru kelimem zarf oldu. Anlatılanlar doğruydu dediğimde doğru kelimesi direkt isim oldu. Ben şu anda neyi gördüm? Bir kelime 4 tane farklı göreve geldi. İstesem ben bunu daha da çoğaltabilirim. Onun için ne yapıyorum? Kelimelere, sadece kelimelere bakmıyorum. Cümlelere bakıyorum. Soruları sorduğum kelimelere dikkat ediyorum. Kelimelerin önüne, arkasındaki kelimelere dikkat ediyorum. Ve ona göre görev ve sözcük türünü veriyorum. Yine bakın yalnız sözcü. Adam yalnız yaşıyordu. Nasıl yaşıyordu? Yalnız yaşıyordu. Fiile sordum, zarfı buldum. Gelsin yalnız ortamı bozmasın. Gelsin ama ya ortamı bozmasın. Fakat ortamı bozmasın. Yalnız sözcüğü ama görevine gelirse, ama anlamına gelirse pardon. Ne demiştim? Bağlaç anlamına gelir. Bağlaç görevine gelir. Bakın ama görevinde burada bağlaç anlamı, bağlaç görevine geldi ama anlamında. Yalnız adam çok düşünceli görünüyordu. Nasıl adam? İsme nasıl sorusunu sordum. Yalnız adam. Neyi buldum ben? Sıfatı buldum. Bakın aynı az önceki gibi farklı farklı görevlere geldi. Buna da çok dikkat edelim. En son olarak birazcık ünlemden bahsedeceğim. Aslında ünlemi görüyorum. Hemen hemen her sene de görmüşümdür belki noktalama işaretleri içerisinde. Ünlemler cümlelere farklı anlamlar katıyor arkadaşlar. Mesela 3 tane anlamını aldım ben buraya. 3 farklı anlamını aldım. Of dedim. Bitse de gitsek artık. Buradaki benim ünlemim sıkılma anlamını kattı bakın. Ya da dedim ki of ne güzel bir kıyafet. Ben kıyafeti çok beğenmişim. Buradaki ünlem bu anlamı kattı. Ya da dedim ki of bıçak elimi kesti dediğimde burada artık acı anlamı var. Bıçak benim elimi kesti ve ben bir acı hissettiğim için o of sesini buradan çıkarttım ve benim buradaki ünlemim artık acı anlamını verdi. Yani bakın tek bir tane ünlem kelimesini gördüm ama 3 tane de farklı anlam gördüm. Farklı farklı anlamlar katar. Şimdi Türkçe'de gerçek ünlemler var. Bir de ünlem değeri kazananlar var. Bakın
Şimdi gerçek ünlemler genellikle işte seslenme, acı, haykırma, sevinç, çığlık gibi durumları veren, duygu durumlarını veren ifadelerdir. Tüh, vah, of, ay, oh, ah, hey diye daha da çoğaltabilirim. Bakın, gerçek ünlem değeri de olanlar bunlardır. Bir de ünlem değerini cümle içerisinde kazananlar vardır. Mesela öğretmenler dediğimde, bakın öğretmenler sözcüğü arasında gerçek bir ünlem sözcüğü değildir. Ama ben burada ünlemi vererek ne yaptım aslında? Öğretmenlere bir hitap ettiğimi aslında anlattım. Bir seslenme söz konusu burada. Öğretmenler yeni nesil sizlere mesele olacaktır dediğim an öğretmenlere seslenmemi vurguladığım için ünlemi koydum. Bu kelimem de artık ünlem değeri kazanmış oldu benim arkadaşlar. Son olarak bir sözcük üzerinde daha gidelim. Son örneği verelim az önceki gibi. Bakın ne sözcüğü hangi görevlere geldi? Ne tarafa gitti dediğimde bakın ne taraf? Yani aslında benim burada kastettiğim hangi yöne gitti dediğimde bakın soru kelimesi isimden önce geldiği için sıfat. Ne diye beni aradı dediğimde bakın ne diye, niçin, neden kelimeleri Türkçe'de zarf sözcük türünü verir. Burada zarf oldum. Ne güzel bir yer böyle dedim. Bakın beğeni anlamı kattı. Sona da bunu vermek için ünlemi koydum. Burada artık bunun görevi ünlem oldu. Ne aradın ne sordun dediğimde ne bağlacını verdim bakın. Burada bağlaç oldu. Benden ne istiyorsun dediğimde karşılığında bu sorunun bir isimle cevap verdiğim zaman sonuç zamir olur arkadaşlar. Yani bir kelime farklı farklı cümlelerde farklı farklı görevlere gelebilir. Onun için cümlelerin tamamını okuyup sözcüklere öyle görev vermeyi unutmayacağım, ihmal etmeyeceğim. Dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.